Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda açı ortay konusunun konu anlatımında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani iç açı ortay teoreminde kalmıştık arkadaşlar. Yani sayfa numarası 44'teyiz. Şu 44'ün sol tarafında şuradayız arkadaşlar. Evet. Şimdi açı ortay gerçekten zevkli bir konu arkadaşlar. Daha da zevkli hale getireceğiz. Vallahi benim en çok zevk alarak çözdüğüm ve en basit yaptığım konulardan biri. Dikkat edin sizde e, basit ve hızlı bir şekilde yapmayı da öğreteceğim burada. Her zaman konunun ilk baş dakikası çok önemlidir. Burayı detaylı bir şekilde anlatacağım size. Dikkatli şimdi, dikkatli bir şekilde izleyin. Arkadaşlar bakın, açı ortayın, şunlar kolları diyelim, şunlar da tabanları diyelim. Açı ortayın tanımını zaten biliyoruz. İç açı ortayda ne demek? İç açıyı e, iki eş parçaya bölen doğruya, doğru parçasına iç açı ortay diyoruz. Şimdi iç açı ortayı gördüğümüz zaman açı ortayın bakın böyle uzantılarında şunlar kolları olsun. Kollar oranı tabanlar oranına eşittir diyeceğiz. Kollar oranı yalnız kollarda soldan sağa doğru gidiyorsam tabanda da soldan sağa doğru gideceğim. Kollar oranı A bölü B eşittir tabanlar oranı N bölü M'dir. Ya da açı ortayın sol tarafındaki oran bazen bu ters yan olabilir işte yukarısındaki oran aşağısındaki orana eşittir diye de söyleyebiliriz tabii ki de. Şimdi bu şekle göre söylüyorum. Açı ortayın sol tarafındaki oran sağ tarafındaki oran orana eşittir. Yani A bölü N B bölü M eşittir. Yukarıdan aşağı bu sefer. A bölü N B bölü M eşittir. Ya da burada işte N'i buraya işler işler yaparken N'i buraya B'yi buraya atsanız zaten bu kural geliyor da siz burada şekilde şekil mantığını bilin. Hocam niye ikisini birden veriyorsunuz? Arkadaşlar hangisi varsa soruda o bize pratiklik sağlayacak. Mesela şöyle arkadaşım bak şimdi dikkat. Çok dikkat et şimdi dostum bak 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 olaya bak şimdi. Adam derse buraya 10 buraya 15. Aa hocam açı ortayın kolunda oran var. Soldan sağa 10'a 15. 10 bölü 15. Mesela adam buraya 25 diyor tamam mı? Şuradaki x nedir diye soruluyor. Siz buraya 25 eksi x diyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki işte 10 bölü 15 x bölü 20, 25 eksi x diyorsunuz. İşte bunu yapmanıza gerek yok. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Şey olmasın da. Burası 30 olsun. Tamam. Şurası yok 30 da olamaz da 20 olsun mesela tamam. Ee, ne yapıyorsanız x ise 20 x deyip işlem yapıyorsunuz. Bak şimdi kolay yolunu söyleyeceğim. Ne yapacaksınız açı orta yolunda koldaki oran tabanda oran orana eşittir. Kolda korana bakın 11 15. Sadeleştirmeyi yap 5'e bölü 2 5'e bölü 3. A hocam burası 2k ise burası 3k yazabilirsin. Koldaki oran tabanda da olacağı için. Ha şimdi 5k eşittir 20'den k eşittir 4 gelir. k eşittir 4 ise burayı 8 burayı da 12 diye çok rahat bir şekilde yazabiliriz. İşte bu tür şeylerde işimize yarıyor arkadaşlar. Ya da bak şimdi dikkat. Şu açı ortaylık olduğunda açı ortayın sol tarafında oran. Mesela atıyorum adam burayı 10 dedi burayı 5 dedi. Tamam mı? Aa hocam bu sefer açı ortayın sol tarafında ne oranı var? 10 bölü 5. Ya sen buraya şey yazabilirsin buraya. 10K'ya 5K yazabilirsin. Ama biz 10 bölü 5 derken en sade şeklini yazarsak daha sağlıklı olur. 10 bölü 5 2 bölü 1 ya. Hocam burası 2K ise buraya K yazarız. Olay bitti. Tamam mı gençler? bu şekilde yapıyorum. Bir de şunu unutmadan geçmeyeyim arkadaşlar. açıortay ortay uzunluğunun formülü var. Karekök içinde kollar çarpma eksi tabanlar çarpma. Çok kolaydır. Kollar çarpma eksi tabanlar çarpma. Kollar A ve B tabanlar da M ve M. Kollar ve tabanlar şeklinde aklınızda tutarsanız daha sağlıklı olur. Çünkü zamanında ben şey yapardım. A çarpı B eksi N çarpı M diye aklımda tutmaya çalışırdım. E, hani hangisi A hangisi B hangisi N hangisi M. Sonra kafa karışıklığı olurdu arkadaşlar. Kollar çarpı tabanlar çarpı. Bu olay bitti. Hocam bunu bilmek zorunda mıyız? Açık ve net söyleyeyim. Bak konu anlatımında da yazmamışım. Müfredatta yok. Ama yani ÖSYM'in ne yapacağı belli olmuyor arkadaşlar. Müfredatta olmayan bir kısım karşımıza çıkabiliyor. Mesela e, geçen sene 2021 YKS sınavında arkadaşlar, TYT'de hatta e, düzgün çokgenlerde düzgün beşgene ve düzgün altıgene değinilir diyor mesela şey kazanım. Düzgün dokuzgen falan yokken düzgün dokuzgeni sınavda sordular arkadaşlar. Bunu sorsalar itiraz edebilir miyiz? Edemeyiz. Çünkü bunu bulmanın değişik yolları da var arkadaşlar. Çok değişik yolları da var. Bunlardan en bilindiğinden bahsedeceğim şimdi. Normalde kare kollar çarpma eksi tabanla çarptığından bulabilirken aynı zamanda şurada kosinüs teoremi yaparız. Büyük üçgende kosinüs teoremi yaparız arkadaşlar. Kosinüs teoreminden kosinüs alfayı buluruz. Sonra küçük üçgende de kosinüs teoremi bir daha uygularız. Sonra burası çıkar. Yani farklı bir yöntemle çıktığı için bu açı orta uzunluğunun formülünü biz e, bulabiliyoruz arkadaşlar. O yüzden sorsalar itiraz edemeyiz yani açık ve net bir şekilde söylemek gerekirse. Tamam. O yüzden kosinus teoremi yapmaktansa kollar ve tabanlar aklımızda kalsa daha sağlıklı olacaktır sanki. Haydi bakalım şimdi sorulara başlayalım. Ne var burada? İşte açı ortaylık var. Hocam 6 bölü 8. Burası 6K'dır. Burası 8K'dır. Yazmayalım. Bu bir. İki. Hocam BC7 ya. Ben buraya X yazarım. Buraya 7 xx X yazarım. 6 bölü 8. X bölü 7 eksi X'ten e, eşitliği kullanıp işler dışlar yapıp sonuca ulaşalım. Tabii ki yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ki çoğunuz böyle yapıyor ama koldaki oran tabanda olacak ya oran mantığında gitmek daha sağlıklı arkadaşlar. Şuranın ben tamam 7 olduğunu biliyorum. Eyvallah. 6 bölü 8 nedir 6 bölü 8? Şuraya yazayım da ayıp olmasın. 3 bölü 4'tür. E o zaman burası 3K ise burası 4K. A toplam 7K. 7'ye eşit. 7K 7'ye eşitse K'yı buradan kaç buluruz arkadaşlar? 1 buluruz. Madem K 1 Burası kaç çıktı? 3. Burası kaç çıktı? 4 arkadaşlar. Bizden ne isteniyor? DC eksi BD isteniyor arkadaşlar. DC 4 eksi BD 3 yani cevabımız 1 çıkar. Ha oldu ya açı orta uzunluğunu sorsaydı bize kare içinde kollar çarpı eksi tabanlar çarpımı. Hani bu sormadı da rastgele söylüyorum ben şu anda. 6 çarpı 8 eksi 3 çarpı 4. 48 eksi 12'den 36. X'i de buradan kaç bulurduk? 6 bulurduk arkadaşlar. Eğer bu X'i de sorsaydı bu şekilde yapacak. Tamam. Geldik bir sonrakine. Bu sefer ne? Açı ortay böyle. A açı ortayda bak kollar oranı derken şu şekilde. Kollar oranı tabanlar oranı eşittir. A tabanda oran var bu sefer. Tabanlar oranı kollar oranı eşittir. Hocam 8'e 4 ise 8K'ya 4K ya yazabiliriz. Ya da 8K'ya 4K'yı boş ver. Tabandaki oran 8 bölü 4. Yani 2 bölü 1. Yani burası 2K ise burası ne olacaktır? K olacaktır. Tamam bunları yazdık. Hocam bak bu bir dik üçgen. Yani hep ne diyoruz? Verilen bilgileri hep kullanın arkadaşlar. Yani burada adam sana 90'ı vermiş. O zaman 90'ı kullanacaksın. Yani burada bir dik üçgen yapacaksın. Pisagor bağıntısı yapacaksın. Ya da Pisagor'un daha kolayı da var burada. 90'ın karşısı 2K. Hangi açının karşısı K'dır? Tabii ki 30'un 30 60 bunlar da 30 30 yaptı. A 30 30 8 ise burası da 8. Hatta burayı direkt ne buluruz? 8 kök 3 buluruz arkadaşlar. Yani x buradan 8 kök 3 çıktı arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Hmm, açı ortay. iki tane açı ortay. Ya büyükte sayılar var ya sayıların olduğu yere yoğunlaşacağız değil mi arkadaşlar? A hocam kollar oranı. Şu açı ortaya baktığımız zaman. Şu açı ortaya baktığımız zaman. Kollardaki oran 9 bölü 15. 9 bölü 15 nedir? Kalkatı çektiğinde yazayım. 3 bölü 5. Yani hocam burası 3K ise burası 5K'dır. Hemen bunu yazdık. Tamam. Şimdi ne var bir de? CD'yi 16 vermiş. Bak 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 bak. bak. CD 16. A hocam şuradaki üçgende de bir açı ortaylık var. A 3'e 5 oran varsa hocam burası 3 y ise burası 5 y diyebiliriz. Buradan sonuca ulaşabiliriz. Ya da bir de klasik yoldan yapalım isterseniz. Direkt çıkmıyor. Direkt çıkanlarda ben 3'e 5 oran varsa 3'e 5 oran yazıyorum. Maalesef direkt çıkmadı burada. E direkt burada kollar oranı tabanlar oranı. Yani x bölü kollarda Koran kaç? 16. x bölü 16 eşittir. 3k bölü 5k deyip de yine sonuca ulaşabiliriz arkadaşlar. K'larına nay işler dışlar. 5x eşittir. 48'den x'i buradan kaç buluruz? 48 bölü 5 buluruz. Sevgili gençler. Bir de hep tam sayı çıkıyor. Rasyonel sayı da çıkıyor biliyorsunuz bazı sonuçlar. Bu sefer de bir de böyle de yapmak istedim yani. Rasyonel sayılı bir soruda yazmak istedim yani açıkçası. Neyse geldik bir sonraki soruya. A hocam bu da açı ortay bu da açı ortay. Şekle baktığımız zaman aslında kaç tane açı ortay var sayalım. Hocam bu büyük açı ortay bir de şuraya kadar ki parçada açı ortay. Yani şu üçgende de açı ortaylık var arkadaşlar. Aynı şekilde bu da açı ortay büyüğü de açı ortay. E ben şimdi ne yapacağım? Sayılar beni yönlendirecek sayılar. Her zaman ne diyoruz? Verilen bilgileri kullan. Verilen bilgiler ne? A hocam 5'e 3 var burada. Bak dikkat et. O zaman ben şunu kullansam şöyle 5'e 3. Dikkat ederseniz 5 bölü 3 tabanlar oranı kollar oranı eşittir. Ya da şurada daha sağlıklı var ya. Baksana şuna baksana. Beşgen 10 olmuş. Şu kırmızı açı ortayın orada. Görüyor musun? Yani 1'e 2 oran var. 1'e 2 orandan direkt buraya 6 yazabilir miyiz arkadaşlar? Yazabiliriz. Bak sayılar bizi ne güzel yönlendiriyor. E ben buraya 6 buldum. Fd bölü fb'ye ulaşacağım. Hmm, şuraya ulaşacağım. Arkadaşlar benim şunun şunu oranını bulmam için şurayı bulmam lazım. Çünkü üçgende açı ortayı kullanmam lazım. Çünkü küçük açı ortaya. O zaman benim şuraya ulaşmam lazım. Burada bir şeyler var mı diye bakarken hop hop. Ne var burada? Kolda bir oran var arkadaşlar. 10 bölü 8. 10 bölü 8 nedir? 5 bölü 4'tür. Yani burası 5K iken burası nedir arkadaşlar? 4K. A 9K eşittir 6. Yaz bakayım bunu. 9K 6. K da 3'e bölü 2. 3'e bölü 3. Yani 6 bölü 9'dan 2 bölü 3 çıktı. K 2 bölü 3 ise burası kaç oldu o zaman? 10 bölü 3 oldu. Burası da hatta ne oldu arkadaşlar? 8 bölü 3 oldu. Peki bizden FD bölü FB isteniyor. Yani şu bölü siyahla göstereyim onda. Şu bölü şu isteniyor. E, o zaman arkadaşlar şu üçgendeki şu açı ortaylığa bakacağız artık. Kollardaki oran tabandaki oran ya da FD bölü FB isteniyor ya. Yani şunun şuna oranı. O zaman yukarıdan aşağı yukarıdan aşağı. O zaman FD bölü FB'ye eşittir? Yukarıdan aşağı tabanlar oranı. Yukarıdan aşağıya kollar oranı. Yani 10 bölü 3 bölü 10. 10 bölü 3 bölü 10'a eşittir. O da kaç yapıyor arkadaşlar? 1 bölü 3 yapıyor. Evet bu örneğimizin cevabını da 1 bölü 3 bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Hmm, çakal. Hocam ne var burada ya? Ne var sence burada? Hocam bak dik tabanı keş parça yapıyormuş. Hemen böyle ikiz kenar ek çizim yapayım. Ya kardeşim bir çizim yapmadan önce verilen bilgiler. Yani ilk önce verilen bilgileri bir kullan. Belki çizim yapmayacaksın. Seni çizimler yanlış yere yönlendirebilir. Bak bakayım güzel bir şeyler var mı? Hocam şu verilen bilgileri şu an kullanmıyorum ama bakın aynı zamanda burası da 90 derece değil mi? Evet. A. Burada da dik taban iki eş parçaya bölmüş. X kenar direkt var burada. Yani direkt 8 zaten burası. Ama burada ikiz kenar bulduk ya. Eksi parçaları lütfen tamamla. Bak hocam ikiz kenar çizilen yükseklik hem kenar ortay hem de açı ortaydır. A hocam bu açı ortay doğrusu oldu. Açı ortay doğrusu ama sadece bu üçgende değil. Büyük üçgende de açı ortay doğrusu değil mi o? Evet kollardaki oran tabandaki oranlama eşittir. 8 bölü 12 eşittir. Direkt x bölü 9 yazabiliriz arkadaşlar. Ya da 8 bölü 12 nedir? Sadeleştirdiğimiz zaman 4'e bölü 2, 4'e bölü 3, 2 bölü 3, 2 bölü 3. Ha o zaman hocam burası 2K ise burası 3K'dır deriz. 3K'daki 9 ise K3 olur. K3 ise 2K'da kaç olur? 6 olur diyebilirsiniz arkadaşlar. Direkt 8 bölü 12 eşittir x bölü 9'dan da eşit yaparak da yine aynı sonuca ulaşabilirsiniz tabii ki. Evet gençler olay bu. Görüyorsunuz mantık bu. Rahat bir şekilde yapabileceğimiz bir konu aslında. Ee, şahsen ben çözerken çok zevk alıyorum. Çünkü bulmaca, harbi harbi bulmaca çözmek gibi. He, güzel bir soru. Şimdi arkadaşlar burası iki alfa iken 2 alfa verilmiş zaten. Bak demiş BKD. E, buraya alfa dersen BAC'de 2 alfa oldu zaten. Şimdi Ali Kara eşittir. Kenan B eşittir 6, 16 ve 11 ve X verilmiş. Şimdi arkadaşlar Sizler bu soruyu yaparken ne dedim ben size? Daha doğru açılarda dedim. Geometride onlarca yol vardır. Hayır. Doğru açıda evet, üçgende açıda evet ama sonraki konularda birkaç farklı yol vardır. Yani bazı yollar aynı yere denk geliyor. Ee, nasıl değişiyor bu? Sen belki ee, açı açıortay konusundayız. Açıortay mantığını kullanıp önce kullanıp ee, sonra benzerlik benzerlik varsa benzerlik uygulayabilip işte iki yolla yapabilirsin. Ya da tam tersi belki benzerliği ilk etapta göreceksin. Ondan sonra aç ortayı ilk etapta göreceksin. Görme lafına biraz uyuz, uyuz oluyorum ama neyse devam edelim. Mesela ben bu soruyu görsem ya da siz bu soruyu görseniz. Bak hiçbir altı yapamıyorsunuz değil mi burada? Ha, o zaman şu verilen bilgileri kullanmak için elinizden geleni yaparsınız. Mesela hangi bilgiyi kullanırsınız burada? odaklanmaya bağlı. Bak odaklanmaya bağlı. Sen alfaya iki alfaya odaklanırsın belki. Aa hocam alfa iki alfa. Tamam ilk etapta oraya odaklanıp oradan çözelim isterseniz. Hocam alfaya iki alfaya odaklanalım mesela. Ne yaparız? Alfa ile iki alfa arasında bir ilişki yok. Şu an ne yapabiliriz? Bir alfa alfa yapabiliriz mesela burada değil mi? Hop alfa alfa yapsak. Hani alfa ile iki alfa arasında bir iki alfayı alfa alfa bölerek yapabiliriz. E yaptım böyle alfa alfa böldüm mesela. Böldüğün zaman alfa alfa. Aa hocam bak alfayı da kullanman lazım. Sen alfa alfa yapmak tek amaç alfa ile iki alfa arasındaki ilişkiyi kurabilmek. E şimdi alfaya alfa oldu. Bu ne demek? Şunların birbirine paralel olması demek değil midir? Yöndeş açılar sağlandığı için. Tamam bak çok güzel. Aa hocam bak bunlar birbirine paralel. Şunlar da birbirine eşitse. Burada ne çıktı arkadaşlar? Bir orta taban çıktı. Hocam şöyle bir orta taban. Yan yatıp bir orta taban çıktı. 6'ya 6. X'e X. E, X. Hatta buraya da 11-x kaldı. E tamam şu açıyı da kullandım. Heh şunu unutma. Sen bunu kullandın. Alfa alfa diye tamam x -ki paralelliği kullandın. E alfa alfa oldu ya burada bir de açı ortaylık çıktı. Kollardaki oran tabandaki orana eşit dersin. Yani 12 bölü 16 eşittir. 2x bölü 11-x dersin. 2x bölü 11-x dersin. Ve sonuca ulaşırsın. Buradan 4'e bölsen 2. 4'e bölsen 3. 4'e bölsen 4. Buradan işler dışlar yapalım arkadaşlar. 4 kere 2 8 x eşittir. 33 eksi 3 x. Buradan e, 11 x eşittir. 33 geldi. 33 geldi. X'i de buradan kaç buldunuz? 3 buldunuz. Nereye odaklandınız? Bak odaklanmaya bağlı diyorum. Bak odaklanmaya bağlı. Nereye odaklandınız? Hocam bu alfayı iki alfaya odaklandınız. Oradan bir şey yaptınız. Alfa alfa parçaladınız. Böyle bir orta taban gördünüz. Şimdi bak şurada cevap 3 dursun. Bakalım bir de odaklanma farklı türlü olsa. Şimdi ben sizin ben sizin ne yaptım? İlk çizimlere bak karşı bakış açınızı geliştirdim. Değil mi arkadaşlar? Şimdi sen alfa'ya iki alfa'ya odaklanmadın. Mesela soruya baktın. Şuna baktığın zaman ne fark ettin? Şuna baktığın zaman a hocam burada bir eşitlik var. He, eşitlik olunca aklına ne gelecekti? Orta taban. E, eşitliği nereden çiziyorduk orta tabanı? şuradan eşitliğin olduğu yerden çiziyoruz. İki ihtimalli vardı. Hocam ya sağa çizeceğim ya aşağıya çizeceğim. Ya sağa çizeceğim ya aşağıya çizeceğim. Ya sağa çizeceğim ya aşağıya çizeceğim diye düşünürken hangisi mantıklı? Buraya çizince hiçbir altı olmayacağını görüyorsunuz ki ne dedik? Karışık olan yere doğru çizin. Hop aşağıya çizdim. Ne yaptım ben şimdi? 6'ya altı mantığını kullanaraktan bir ort taban çizdim. Bir önceki soruda da ort tabandan çıktı ayetten. O da ayrı bir konu arkadaşlar. Ama bu sefer farklı bir ort taban. Bak şöyle bu sefer ort tabana böyle çizdim. Evet 16 ise hocam burası 8. Aa bunlar paralel ya. Verilen her bir bilgiyi kullanacaksın ya. Hocam 2 alfa var burada Allah aşkına. Madem bunlar da paralel. Aa burası da alfa olur. Aa, çünkü burası 2 alfa olacağından dolayı. Yöndeşlikten dolayı. Bak şurada bir açı ortaylık çıktı. Ve bu orta taban çizgisi. Bak eksik parçayı unutma. Madem orta taban çizdin. Orta taban da şunların eşitliğini de mutlaka mutlaka göster. Sen orta taban çizdin paralel. Tamam yöndeşlik. Bir de bunların da eşitliğini de yaz buraya. Doğru değil mi? Şimdi şuraya baktığımız zaman şurada bir açı ortaylık çıktı mı? Alfa alfa çıktı. 6 bölü 8. 6 k'ya 8 k yazmaktansa 6 bölü 8 3 bölü 4'tür. Hocam burası 3 k ise burası 4 k ya yazabiliriz. E sonra bu bir orta tabanlı. Bunlar da birbirine eşit. E burası 7 k ise burası da 7 k'dır. Olay bitti. 7 k 4 k 11 k. 11 k eşittir. 11 ise k'yı 1 bulduk. X de neye eşit zaten arkadaşlar? 3 k'ya eşit. O da 3'e eşit olur. Bakın aynı sonucu bulduk mu arkadaşlar? Bulduk kaç farklı yoldan bulduk? İki farklı yoldan bulduk. Bir iki alfaları yoğunlaşıp oradan bir soru çözüm yöntemi bulduk. Bir de nereye yoğunlaştık arkadaşlar? Şu eşitliği eşitliğe yoğunlaşıp oradan yani odaklanmaya bağlı diyoruz ya. İşte birkaç farklı konu varsa ki şunu söyleyeyim arkadaşlar. Geometride soru çözümlerinde özellikle dörtgenlere, dörtgenlere geldiğiniz zaman o birkaç farklı konu birden öyle bir karşınıza çıkacak ki özellikle üçgenler işin içerisinde çok olacak arkadaşlar onu da söyleyeyim. Ee, o yüzden şey yapın yani bu burada birkaç farklı konu olmasına da dikkat edin arkadaşlar onda da kendinizi alıştırın. Ya yani mesela sadece ort tabandan soru çıkmaz mesela. Yanında 3 4 birde de 3 4 tane birden konu olabilir. Hatta 2021 YKS'ye girenler bir tane diklik merkezi ve yükseklik yuk, diklik merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili bir soru vardı. O soruda 5 tane birden konu vardı arkadaşlar için, işin içinde. Analitik geometri sorusu olmasına rağmen üçgende benzerlikten de çözülüyordu arkadaşlar. Üçgende alanı da kullanıyorduk arkadaşlar orada. Ya üçgen bilgisi orada bile hep karşımıza çıktı. Neyse fazla gevezeliğe gerek yok devam edelim. Ne demiş? Oo burada bir hikaye koymuş. Ne yapmışız? Yeni nesil bir soruya çevirmişiz. Şimdi nasıl yeni nesil bir soruya çevirmişim? Hangi soruyu çevirmişim? Ve ÖSYM nasıl yapıyor? ÖSYM de aynı şeyi yapıyor arkadaşlar. Biraz sonra göstereceğim. Şimdi şekilde kesişen 3 yolun krokisi verilmiştir. Evet yollar böyle krokisi çizgiyle verilmiş arkadaşlar. Ya yolları çizgiyle verip de buradaki adamı böyle büyük vermek de biraz <laughs> mantıksız ama devam neyse. Ee, Ali Bey uzunluğu 50, BC uzunluğu 80, 55. B'den C, B, B'den C'ye yol üzerinde hareket eden bir kişi 25 metre gittiğinde A 25 metre gitmiş B'den C'ye. Şuradan şuraya 25 metre gittiyse arkadaşım kaç metre kaldı buraya? 30 metre kaldı. Gittiğinde AB ve AC yollarına eşit uzakta olduğunu fark ediyor. He, tam burada 25 metre gittiğinde bu kişi hem bu yola eşit uzaklıkta hem bu yola eşit uzaklıkta. Eşit uzaklıkta dediği uzaklık dediği her zaman dik uzaklıktır arkadaşlar. A bunlar birbirine eşit. Aa bak ben bunu kullanacağım şimdi. E ben bunu nasıl kullanırım arkadaşlar? Hop hocam kollara çizilen eşit. Ne gelecek aklımıza? Açıortay hemen geldi. Açıortayda kollara çizilen eşittir. O zaman bu doğru açı ortay doğrusu olmak zorunda. Aa bak şimdi açı ortay oldu ya bu. Madem bu açı ortay doğrusu oldu. Hoppala. Ya kollar oranı tabanlar oranı dersiniz. Ama kollarda bir oran yok. Ya da sol taraftaki arkadaşlar bakın. Hop şöyle. A 50 iken 25 olmuş. 2'ye 1 oran var. 2'ye 1 orandan direkt buraya da kaç deriz arkadaşlar? Şuradaki oranlamaya baktığın zaman buraya da 60 diyebiliriz arkadaşlar. Tamam mı? 1'e 2 oran 1'e 2 orandan dolayı 60. Ya da siz dersiniz ki x işte 50 bölü 25 x bölü 30 ya da bunu kullanmazsınız 50 bölü x'i 25 bölü 30 diyebilirsiniz arkadaşlar. Ama belli ya bunu öğrendiniz artık. 2'ye 1 oran var 2'ye 1 orandan. işte burası da kaç yapacaktır o zaman şöyle yuvarlığa koyduğumuz zaman x dediğimiz zaman 30'sa 60 yapar diyebiliriz. Ha şimdi önceden nasıldı bu soru mesela? Önceden aynen böyle hikaye yoktu. Size diyoruz ya yeni nesil sorulara nasıl çevrilir? İşte siz o hikayeyi okuyacaksınız çevireceksiniz. Adam şurayı 25 demiş burayı 50 demiş. İşte burası 30 demiş. Şuradaki x nedir diye soruluyor. Ve tabii şunları da şöyle çizmiştir büyük ihtimalle. Çizer böyle. Şunlar şunlar değişirse x nedir diye soruluyor. Al işte. Eski nesil soru böyle. Yeni nesil soru işte krokisi bilmem nesi adam yürüyor 25 metre 30 metre kalıyor falan filan. Yani okuyup anlamalı sorular oluyor sadece. Yani şeklisini oluşturmanızı istiyorlar. Ki 2021 YKS'de de hep bunu gördük zaten arkadaşlar. Evet bu şekilde yeni nesle çeviriyor. Yani yeni nesile hocam ben yapamıyorum edemiyorum şöyleydi böyleydi. Ya bırak onu bahaneleri. Senin okuma yazman yok mu kardeşim? Oku anla. E, okuyup anladığında şekle dök sadece. Olay bitti. E, olay bitti ya da taktık var ama neyse. Evet bir katlama. E, katlama dedik size her konuda gelecek. ABC üçgeni biçimindeki bir karton AD boyunca katlandığında. Evet AD boyunca hop böyle katlayacakmışım. Bu sefer katlamayı göstermemiş. Bak arkadaşım Şimdi şöyle bir şey var. E, bu zamana kadar ki çoğu soruda yani ÖSYM nereden itibaren 2018'den itibaren yanlış hatırlamıyorsam <laughs> katlama sorusu soruyor arkadaşlar. Ve katlanıldığı hali mutlaka gösteriyor. Sorularında da gördünüz zaten. Ne yapıyorduk? Katlanılmış hali yeniden geri açıyorduk. Ama bu sefer burada ne demiş? Sen katla kardeşim demiş. Artık ÖSYM katlamalarda tamam hep katlanılmışı gösterdi. Artık katlanılmışı göstermeyebilir. Sizin hayal gücünüze bırakabilir bu olayı. Evet burada ne demiş? ABC üçgeni biçimindeki bir karton AD boyunca katlandığında C noktası AB'nin ortasına geliyormuş. E tamam biz de katlayalım. C noktası AB'nin orta noktasına geliyormuş. Böyle katladın. Dikkat et. Bu üçgen buraya geldi. C noktası da buraya geldi değil mi arkadaşlar? C üstü diyelim. Ama bak ne demiş? AB'nin orta noktasına gelmiş. Lütfen soruyu iyi oku. Aa, şunlar bir, şunlar birbirine eşit. Peki şimdi duralım. Arkadaşlar biz ne diyorduk katlama sorularında? Had bu üçgen aha buraya geldi mi? Geldi. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit mi? Eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit mi? Eşit. Hep onu kullanıyoruz değil mi? Evet. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Şu kenar buraya gelecek. Bu kenar da buraya gelecek. Yani soru şu an çıkmıyor. E, çıkmadığı zaman üst üste binen kenarları kullandıktan sonra bir de üst üste binen açıları da düşünün. Hop. Hocam bu açılar da eşit. Aa, bu açı da eşit de bunu yazmama gerek kalmadı. Bak şu açılar da eşit. Zaten katlama çizgisi bir üçgende şöyle olduğu zaman açı ortay falan filan ama üst seminen açılardan dolayı geldi. Açı ortay var mı yok mu diye e, bakmanızı tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Hazır açı ortay konusuna gelmişken. Evet ben bunu böyle katladım. Tamam. Şu çift çizgi oldu. Tamam. açı ortay da çıktı. Tamam. Açı ortayı kullanacağız. BC'yi de 12 vermiş bize. Onu da kullanacağız. Aa hocam şu eşitleri kullanayım ben. Burası K burası da K. Burası da K. Yani burası ne oldu arkadaşlar? Burası 2K oldu. Burası K. Aa hocam 2'ye 1 oran var. Burada da 2'ye 1 oran olacak. Hocam 2K ise K demeyelim. K olduklarını bilmiyorum. 2'ye 1 oran koldaysa 2K'ya K oran. O zaman burası da 2X'e X diyelim isterseniz arkadaşlar. A toplamda burası. 2'ye 1 orandan dolayı yazdık. 3X eşittir zaten 12. O zaman X'i buradan kaç buluruz? 4 buluruz. BD isteniyor ama bizden sazallık yapmayalım lütfen. X'i 4 bulup heyecanla işaretleyip geçiyoruz. BD neresi arkadaşım? 2X değil mi? Evet 2X. Belki de ben videolarda çok sazanlık yapmışımdır. Belli de olmaz Bu zamana kadar yaptın mı? Yorumlara yazın. Evet 2x buradan kaç geldi? 8. Böylelikle cevabımız ne çıktı gençler? 8 çıktı. <laughs> Ve geldik şuraya. İçteye çemberin merkezi. Daha öncesinde değindim. Ee, üçgenlerin son konusunda üçgende merkezlerde de yine anlatacağım ama şu an yerindeyiz arkadaşlar. Biz e, daha öncesinde anlattığımız için içim rahat şu anda. Üçgende açıda anlattık. teğet çemberin merkezi neydi? iç açı ortayların kesim noktasıydı. Hatta o zaman hatırlarsanız üç tane iç açı ortay bir noktada kesiyor demiştik. Ya da iki dış bir iç açı ortay bir noktada kesişiyor. O da dış direk çemberin merkezinde yani dış açı ortayların kesim noktasında. Şuraya baktığımız zaman hocam madem I dış direk çemberin merkezi. Bak şimdi bak bak. bak, bak. I, ABC işte çemberin merkezi. Ali Bey uzunluğunu 8 vermiş. Şunu yazalım. I'da bölü IC'yi de 2'ye 3 vermiş. Hocam burası 2K iken burası 3K verilmiş. I'de 2K iken ICD'de 3K olarak verilmiş zaten. Tamam bunu da yazdık. Hocam madem bu açı ortayların kesim noktası bak I dediğimiz işte geçen verim merkezi. I'dan geçen ne olmak zorunda? Açı ortay olmak zorunda. Tamam şunlar açı ortay. Ama açı ortay ne kolda oran var ne tabanda oran var. Özellikle I varsa yani iç açı ortayların kesim noktası varsa ve sen soruyu çözemediysen onu kullanman lazım. Bak e, 2021 YKS'de de işte diklik dik merkezini kullanmak lazımdı mesela. Burada da I'yı nasıl kullanacağız arkadaşlar? Madem buradan geçen I'dan geçti ve hiçbir şekilde şeyi kullanmıyorum. O zaman diğer üç köşeden gelen açıları da düşünmek lazım. Yani buradan çizdiğimde ne olacak arkadaşlar? Açı ortay olacak. Şuradan çizdiğimde ne olacak arkadaşlar? B köşesinden geleninden olması lazım. Açı ortay olması lazım. Aa hocam şu üçgende ne oldu gençler? İç açı ortaylık çıktı. Tabandaki oran 2'ye 3. Koldaki oranda 2'ye 3 değil midir gençler? Evet tabandaki oran 2'ye 3. Koldaki oran da 2'ye 3'tür. Yani burası 2x de burası 3x. Hocam alttakinde de var. Bak 2'ye 3 oran var. Yukarıdan aşağı 2'ye 3 oran burada da olacak. Yani burası 2'ye ise o zaman burası da 3'ye yazabiliriz. K'lı yazmadım ya da buraya x'li yazıyorsam buraya x'li yazmadım. Çünkü farklı değerler sadece oran olarak yazıyoruz ya. 2x e, 3x ise burası da 2'ye 3'ye yazmamız lazım. Doğrusu da bu. E ne çıktı? Aa, benim neyi kullanmam lazım? Şimdi takıldım kaldım. Takıldığım zaman neyi kullanıyorduk? E, soruda neyi kullanmadıysan onu soru okuyorsun. Hocam AB eşittir 8 birim kullanmadık. Hop şurası. A 2x artı 2'ye 8'e eşit. Bak sen 2x artı 2'ye 8'e eşitse. X artı y buradan kaç gelir? 4. ABC üçgenin çevresi isteniyor. Hocam x'lerden 5 tane y'lerden de 5 tane var. Yani bizden 5x artı 5y isteniyor. 5 parantezinde x artı y isteniyor. E zaten x artı y'yi 4 bulduk. Cevabımız da kaç çıkar o zaman? 20 çıkar. Yani burada niye öğrendik arkadaşlar? İçteye çemberin merkezini o hangi üçgendeyse yalnız. ABC üçgeninde içteye çemberin merkezi diyor ya arkadaşlar. C'den gelen tamam. I'dan geçti ama kullanamadık. O zaman kullanamadıysan A'dan gelen de çiz. B'den gelen de I'dan geçecek şekilde çiz. Onlar aç ortaya oluyor arkadaşlar. Tamam mı? İşte, çemberin merkezi böyle kullanılır. Mesela burada. Hocam I demiş. İçteye çemberin merkezi demiş ama hiçbir köşeden şey gelmemiş. E o zaman oran mantığını kullanacağız. Hop çizdim. Ne olacak? Bu açıortay ortay Hop çizdim. Bu da açıortay ortay Hop çizdim. Bu da açıortay ortay olacak. Yani şurası noktaya nokta. Burası çizgiye çizgi. Burası da çift çizgiye çift çizgi. Yazdık. BC uzunluğunu 12 vermiş. IKL üçgenin çevresi kaç birimdir? diye soruluyor arkadaşlar bize. Allah Allah. Ne yapacağız hocam? Ne yaptın? Takıldın. Takıldığın zaman ne yapıyorsun? Neyi kullanmadıysan ona bakıyorsun. Neyi kullanmadın kardeşim sen? A hocam abiyle IK Birbirine paralel vermiş Aa bunlar paralel. Bak sen paralelliğe yoğunlaştın ya. Beynin otomatikmen bir şeyler fark ediyor. Hocam bunlar paralel. Aa şurada bir Z yok mu arkadaşlar? Özellikle paralellik ve açı aynı olduğu sorularda. Ve paralel kenar konusunda biz bunu çok söyleyeceğiz zaten. Ee, ne yapıyoruz? Z'ye bakıyoruz arkadaşlar. Genelde X kenar çıkıyor. Hop X'e X. Aynı şekilde şu paralelliği kullan dediğimde. Aa hocam çizgi açısı. Burası Y ise buraya da Y dersin büyük ihtimalle. E Bizden çevre ıkale isteniyor. Buraya da Z diyelim. Arkadaş şunun tamamını vermiş. X artı Z artı Y'yi kaç vermiş? 12 vermiş. E buranın çevresi isteniyor. O da X artı Z artı Y değil midir? Yani cevap ne yapmak zorunda o zaman? 12 yapmak zorunda. Çünkü bizden çevresi ıkale üçgen çevresi soruluyor. Şuraya baktığımız zaman X, Y, Z ya da X tamam X y artı Y artı Z isteniyor bizden. E şuraya baktığımız zaman X artı Y artı Z'yi zaten 12 bulmuştuk. Yani cevabımız böylelikle 12 çıkar arkadaşlar. Ve gençler dış açı ortay teoremine geldik. İsterseniz onu da bir sonraki videoda anlatalım. O zaman ne diyoruz gençler? Bir sonraki videoda yani sayfa 46'da görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.